Bugün sizlere KDV oranlarından bahsetmek istiyorum. KDV'nin yürürlüğe girdiği 1985 yılında %10 oranıyla başlamıştı. Bir de temel gıda malları için 0 oran uygulaması vardı. Zaman içinde KDV oranlarında birçok değişiklikler oldu. Örneğin genel vergi oranı %11, 12, 15, 18 olarak yukarıya doğru yükseliş gösterdi. Aynı şey sıfır oranında 1, 3, 5, 6, 8 gibi değişken oranlara doğru yükselmesini sağladı. Bir zamanlar iki tane de yükseltilmiş KDV oranı vardı. %26 ve %40 şeklinde. 1 Ağustos 2002 tarihinde o yükseltilmiş oranlar iptal edildi ve bugün uygulanmakta olan 1-8-18 oranlı, 3 oranlı KDV uygulaması başladı. Genel KDV oranı %18. Bir de Bakanlar Kurulu'na tanınan yetki çerçevesinde 2007'ye 13.033 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ekindeki listelerde indirimli orana tabi mal ve hizmetler belirlendi. Bu listeler iki tane. Bir sayı liste %1 oranına tabi mal ve hizmetleri kapsıyor. İki sayı liste %8 oranına tabi mal ve hizmetleri kapsıyor. Bu iki listede yer almayan tüm mal ve hizmetler genel oranı olan %18 oranına tabi. Dilerseniz bu listeleri şöyle bir gözden geçirelim. %1 oranının uygulandığı bir sayı listede 1, 2 ve 3. sıralarında tarım ürünleri, büyük ve küçük baş hayvanlar, bunların etleri yer alıyor. İlginçtir, bu 3 sıradaki listedeki malların toplam teslimlerinde %1 oranı uygulanır iken, perakende teslimleri %8 veya %18 oranına tabi. Toptan nedir, perakende nedir, kaç kilo, kaç ton, kaç çuval alınırsa toptan olur. Böyle bir miktar belirlemesi yok KDV uygulamasında. Toptan tanımı, satılan malların aynen veya işlendikten sonra tekrar satışa konu edilecek olması halinde buna toptan teslim diyoruz. Tersi, satın alınan mallar tüketilmek üzere alınmış, aynen veya işlendikten sonra satılmayacaksa buna da perakende teslim diyoruz. Bunu bir örnekle açıklayalım dilerseniz. Diyelim ki bir lokanta o gün kuru fasulye pilav pişirdi, yanına da hoşaf yapmak istedi. Yanındaki kuru yemişçiden yarım kilo kuru üzüm aldı. Lokanta bunu işleyip satacağına göre bu teslim, yarım kiloluk kuru üzüm teslimi toptan teslim olacak ve %1 oranı uygulanacak. Tesadüf bu ya, aynı ilde bir de askeri birlik var diyelim. Orada da kuru fasulye pilav pişti, onlar da hoşaf yapmak istediler. Kuru yemişçinin önünde bir cemse yanaştı, 8 çuval kuru üzüm satın alındı. Askeriye bunları tüketmek amacıyla aldığı için bu perakende teslim sayılacak ve %8 oranı uygulanacak. Sanırım bu çarpıcı örnek toptan ve perakende ayrımını ortaya koyuyor. %1 oranına daha başka hangi mallar var? Şöyle bir bakalım. Tarımsal üretimle ilgili bazı mallarda %1 oranı uygulanıyor. Örneğin buğday unu, buğday unundan mamul ekmekler, yufka teslimleri %1. Sertifikalı hububat sebze tohumları %1. Toptancı halindeki tüccarların mal alımlarında veya onların yine bu malları tüccarlara satışında KDV oranı %1 olarak uygulanıyor. Basın ve eğitimle ilgili bazı mallarda %1 oranı var. Gazete ve dergiler, periyodik yayınlar %1'e tabi. Bunun yanı sıra dini kitaplar, 4 büyük kitap, Kur'an, Zebur, Tevrat ve İncil %1 oranında vergileniyor. İkinci el otomobil ve traktör teslimleri %1'e tabi. İkinci el dediğimiz sıfır olarak kullanıldıktan sonra ikinci el satışlarında hem otomobil hem de traktör teslimlerinde %1 uygulanıyor. Bunların sıfırlarının alımları %18 oranına tabi. Konutlarla ilgili %1 oranı uygulaması var. 150 metrekarenin altındaki net alanı, 150 metrekarenin altındaki konutların tesliminde KDV oranı %1 idi. Ancak
Büyük şehirlerde arsa değeri çok yüksek olan konutlar için bir istisna getirildi. Konutun büyük şehir içinde konutun arsasının metrekare birim değeri 500 ila 1000 lira arasındaysa bunların KDV oranı %8, 1000 liranın üzerindeyse %18 olarak uygulanıyor. Yine belediyelerin, il özel idarelerin veya toplu konut idaresinin ürettiği arsalar, konut arsalarının tesliminde de %1 KDV oranı uygulanıyor. Deniz hava demir yolu taşıma araçları, normalde bunlar istisna mükelleflere yapılan teslimlerde. Teslimi istisna olan bu araçların kiralanması hizmetinde de KDV oranı %1 olarak uygulanıyor. Aynı şekilde finansal kiralamaya konu mallar, normalde mal hangi orana tabi ise finansal kiralamasında da aynı oran uygulanır iken, teşvik belgeli yatırım mallarının finansal kiralama yoluyla kiralanmasında veya üretimde kullanılan makine, cihaz ve sistemlerin, ne diyelim, buhar kazanları, ısı pompaları, sanayi ocakları, bunların finansal kiralama şirketlerine teslimiyle o şirketler tarafından finansal kiralamaya konu edilmesi halinde de KDV oranı %1 olarak uygulanacak. Son olarak cenaze hizmetleri ve penetrasyon asfalt teslimlerinde de KDV oranının %1 olduğunu görüyoruz. Gelelim iki sayı listeye. %8 oranına tabi mal ve hizmetlerin belirlendiği iki sayı listenin başında boğazımızdan geçen her türlü gıda maddesi yer alıyor. Yiyecek ve içecekler. Aklımıza ne gelirse hepsi %8 oranına tabi. Unutmuyoruz, %1 oranına tabi olan bazı malların toptan teslimleri biriken perakende teslimlerinde de %8 oranı uygulanıyor idi. Gıda maddelerinin yanı sıra dokuma, tekstil, giyim ve ev tekstiliyle ilgili bazı maddelerde de KDV oranının %8 olduğunu görüyoruz. Örneğin tekstil ham maddeleri olan pamuk, diftik, yün yapığı, hampos ve deri teslimleri, İç ve dış giyim eşyaları, ayakkabı, terlik, kemer, şapka, çanta, bavul, ev tekstili, halı, kilim, dokuma, yer kaplamaları, fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon hizmetleri de %8 oranına tabi mallar ve hizmetler arasında. Bunların yanı sıra eğitim, öğretim materyalleri, sanatsal etkinliklerde de KDV oranı %8. Bu kapsamda kitaplar, ders, araç ve gereçleri, baskı kağıtları, özel okul hizmetleri, kurs hizmetleri, dershanecilik, özel üniversitelerde verilen hizmetler, yurtlar ve öğrenci taşımacılığı hizmetleri, müzelere, sinema, tiyatro, bale gibi etkinliklere giriş ücretleri de %8. Hemen hatırlatayım, konserlere ve sergilere giriş ücreti nedense bu kapsama dahil edilmemiş. Onlar için %18 oranı uygulanıyor. Yine sağlık hizmetlerinde KDV oranı %8. Hem teşhis, tedavi, rehabilitasyona yönelik hizmetler, hem de bu hizmetlerde kullanılan ilaçlar, tıbbi malzemeler, tıbbi aletler, cihazlar %8 oranında vergileniyor. Bu sadece insan sağlığına yönelik değil, hayvan sağlığına yönelik sağlık hizmetleri ve veteriner ilaçları, bitki sağlığına yönelik ilaçlar, onlar da %8 oranında vergileniyor. Son olarak sağlık hizmetiyle ilgili ambulans hizmetlerinin de %8 oranında vergilendiğini söyleyebiliriz. Konaklama hizmetlerinde KDV oranı %8. Otel, motel, pansiyon gibi konaklama tesislerinde yapılan geceleme hizmetleri %8 olduğu gibi yurdumuzda, özellikle güney bölgelerinde sıkça uygulanan her şey dahil fiyat uygulamasında da geceleme hizmeti içinde gösterilmek, ayrıca belirtilmemek şartıyla yapılan bütün hizmetler için konaklama hizmeti diye fatura kesip üzerinden %8 oranında KDV hesaplayabiliriz. Benzer bir sektör lokanta, kır kahvesi, kahvehane, kantin, büfe gibi yerlerde verilen yeme içme hizmetlerinde de KDV oranı %8. Hatta otellerin lokantalarında verilen hizmetlerde de %8 oranı uygulanıyor. Bir tek istisnası var. Birinci sınıf lokantalar ile ruhsatı veya işletme belgesi birinci sınıf olan lokantalar ile 3 yıldızlı veya daha yüksek yıldızlı otellerin bünyesinde faaliyet gösteren lokantalarda verilen yeme hizmetleri %18 oranında vergileniyor.
Yaşlı ve sakat bakım evleri, huzur evleri, düşkün evleri, yetimhanelerde verilen hizmetlerde %8 olan hizmetler arasında. Ticari ve zirai faaliyetlerde kullanılan makine ve aletler, örneğin tarım traktörleri sıfırı %8, kullanılmışı hatırlayacaksınız %1 oranında vergileniyordu. Yine tarım aletleri, bulluklar, düskürtücüler, ekim, dikim, gübreleme makineleri, iş makineleri, örgü ve dikiş makineleri, takım tezgahları da %8 oranında vergilenen mallar. Son olarak yazar kasa, takograf, bu şeylere çalışan otobüs ve kamyonlarda bulundurması sorumlu olan takograf ve belediyelerin aldığı atık su bedelinin %8 oranında vergilendiğini söyleyebiliriz. Bu listelerde yer almayan tüm mal ve hizmetlerin genel KDV oranına, yani %18 oranına tabi olduğunu söylemekle bitirmek isterim. Hepinize sağlıklı ve başarılı günler diliyorum.